ailenin çocuğu. Fenerbahçe'nin de o açlığı var. Taraftarın da açlığı var. Tabii ki de istici. Bence Fenerbahçe biraz daha öne çıkacak gibi. Ama Trabzon'un şu avantajı var. Elinde oturmuş bir kadro var. Şampiyonluk yaşamış bir kadro var. Hem tecrübeli oyuncular hem genç oyuncuları gerçekten iyi. Onlar zaten 3-4 oyuncu aldığı zaman bence yeterli olacaktır. Trabzon bence burada çok akıllı davranacaktır. Ee, hocasıyla da şehir uyuştu. Zaten başkanı zaten bugüne kadar doğru işler yaptığı için Takım bence şampiyon oldu. Yönetim doğru işler yaptı. O anlamda Trabzon'da kutlamak lazım. Evet. Ha, ama tabii ki de bazı kulüpler vardır ki... ...yani hiç beklemezsin. Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi yıllarca olmuştur. Beklenmeyen çıkışlar yapabilirler. Yani onları da beklemek lazım. Ama dediği gibi Zeki abinin bu ekonomik... ...bu kadar birbirimizi kötülememek lazım. Takımlarımızı kötülememek lazım. Gerçekten hani işte hakemleri, federasyonu... ...tabii ki hatalar var... Yani yani Fenerbahçe varsa Galatasaray büyüktür. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden Galatasaray'ın büyüklüğünden, Beşiktaş'ın büyüklüğünden, ne bileyim Trabzon'un büyüklüğünden. Bu bu, bu bak, takımlar olmasa zaten birbiriyle bak. rekabet etmese Onu hazırla Berkay çok çabuk. Mesut Özil bir şey paylaşmış. Bu takımlar olmasa zaten başarılı bu büyük olamazsın. Büyüklerin arasında olduğu için büyük bak, olursun. Bak enteresan bir açıklama ha Mesut Özil. Okuyayım mı? Oku. Peki Oku. abi. Şimdi ekrana da getirir zaten Tolga'lar da diyor ki Mesut hem Instagram hesabından hem de diğer hesaplarından son günlerde kariyerimle ilgili yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan çocukluk aşkım olan Fenerbahçeli 3,5 yıl bir kontrat imzalayarak kariyer hedefimi tamamlamıştım. Orada dur. İlk 6 ay Arsenal verdi. Başkan açıkladı. Tam ilk yıl geldiğinde dedi. Biz değil, Arsenal verdi ücretini. Fenerbahçe'den almayacak tabii. Zaten onu biliyoruz ki Mesut Özil. Bu seneyi ha. anlatsın bana. Bak ne diyor? 3,5 yıl kontrat imzalak kariyer hedefini tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum. Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok ve net kesindir. Profesyonel yaşamın gerekliliği gereklilikleri gereği, Yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumundaysa bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi az olan Fenerbahçedir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla. Şu anda inanılmaz derecede e, etkileşim alıyor. Ya şunu söyleyebilirim. Profesyonellikten bahsediyor. Profesyonel olan bir futbolcu ki Mesut Özil kalitesindeki bir futbolcu, dünya yıldızı sıfatına taktığımız eee sıfatına unvanını verdiğimiz Mesut Özil e, bu oralara futbol oynayarak gelmiştir. Onun yeri yeşil sahalardır. Ticareti jübile yaptıktan sonra, futbolu bıraktıktan sonra yapabilir. Profesyonellik şunu gerektirir. E, Fenerbahçe'nin e, nasıl diğer oyuncuları Fenerbahçe'nin başarısı için idmanlarda, e, maçlarda savaşıyorsa Mesut Özil de bunu yapacak. Mesut Özil'in e, profesyonelliği e, bu verdiği e, attığı tweet'lerle veya da verdiği mesajlarla değil sahada göstermesi lazımdı. E, ticareti birinci plana alıp ikinci plana futbol itiyorsa bu e, Messi Özil ya da hiçbir futbolcunun e, profesyonellik anlamda hiçbir futbolcuya ben yakıştıramıyorum. Çünkü ya futbolcusun ya da e, ticaret yapan iş adamısın. Messi Özil iş adamı artı futbolcu oluyor. O zaman Fenerbahçe başkanı da haklı. Burada taraftar arkasını almaya çalışıyor ama, ama burada da bak. Ben çok bir, doğru bulmuyorum. Bir nasıl diyelim? Zeytin dalımı yani Bence sen, zeytin dalı hiç değil. Hiç zeytin bu ya. dalı değil bu ya. Direkt yönetimle eee restleşmeye çalışıyor. Bence bence Jesus'u biliyor geleceğini. Yani Herhalde biliyor. Yani de, o bilmiyorsa ki. Acaba Cesus da geliyor hani ben şimdi yani tabii siz de farklı okuyorsunuz ama Meseleyi bilmiyorum. Sen Diye nasıl okuyorsun? Yani. Sanki bir burada ben bir sanki, sıcak var. Sanki bir biraz e, nasıl diyeyim size? Kadro dışı bırakılmak kötü bir şey tabii ki de yani. İstenmeyen oyuncusun. Yani Avrupa, dünya çapında bir oyuncuydu Mesut buraya geldiğinde. Ya yani tabii ki de geçmişi ayrı mesele. Ama şu anki durumunda yeterli Katkıyı veremedi. Tabii burada benim anladım burada. Ben bir yere gitmiyorum. Bir de sona son son bölümü bir daha okursan ha, orada daha iyi olur. Şimdi orada şimdi biz de şimdi 30 yıldır kulüplerdeyiz. Biz de açıklamalar yapıyoruz. Açıklamaları da okuduğumuz zamanlar kendimize bizim fikrimiz tabii. Benim fikrim. Yani Okuyayım yönetimde bir daha bir daha okursan sonunu çok önemli bence. O kısım orada zeytin dalı olmadığını ben açıklıyorum. Onu, onu demek istiyor O bak sana. diyor ki en son paragrafıma diyor evet. ki Profesyonel yaşamım gerektikleri evet. gereği yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumundaysa bu tavra sadece saygı duyarım. Tamam. Çok evet. çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi asıl olan Fenerbahçedir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi saygılarımla. Tabii. Şimdi burada son bölüm işte profesyonel kulüp istemediği şu anda aşikar, değil mi? Benim anladığım? Yani herhangi yani bir Yani burada yere... ben paramı almadan gitmem diyor. Tabii. Yani öyle de bir karar alırsanız saygı duyarım ama profesyonelliğin gereği neyse onu yapmak zorundayız diyor. Tabii Fenerbahçe'yi mutlaka seviyordur. Onda bir kuşkumuz yok. Yani Mesut Can zaten karakterli bir de bir oyuncu. Her zaman ülkemizi gururla temsil etti. Belki bizim ay yıldızı formamızı ten, ten, giymedi ama e, ne olursa olsun bir Türk bu ülkenin bir evladı. O anlamda ona teşekkür ederiz ama bu açıklama bence doğru bir, bir şey görünmüyor benim için. Yani kulüple oturup yani artık dünya çapında ülkeye mal olmuş bir oyuncusun. Tabii ki de profesyonelliktir, paradır. Ama paradan daha önemli şeyler de var hayatta. Yani Mesut'un da çok paraya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Yani bunları oturup konuşup halledilebilecek şeyler olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz yani bence zamansız yanlış bir açıklama olduğunu benim kâsi görüşüm tabii. Benim anladığım da bu Zeytin Dalı değil. Bu ben hani çıkan demeçler, başkanın açıklamalarının üzerine yapılmış. Yani ve biraz sanki parasını almadan da sözleşmeyi feshetmeyeceğini gösteriyor. Şimdi onu biliyoruz zaten çünkü başkan da söyledi avukatlarımızla avukatları görüşüyor diye. Yani pazarlık yapıyorlar. Çünkü başkan aylar öncesinden söyledi. Geriye dönüş yok Mesut Özil'in dedi. Ya afu yok dedi. şimdi tamam taraftarı arkasını almaya çalışabilir. Fenerbahçe'yi seviyor olabilir. Saygı duyuyorum. Ama Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa önümüzdeki sezon şu krizi hemen şu açıklamadan sonra Başkan Ali Koç'un Jesus'a bu krizi bırakmadan çözmesi lazım. Nasıl çözecek? Sözleşmesini feshedecek. Ne kadar istiyorsa verecek. Yani Mesut Özil krizi devam ederse, Fenerbahçe bu krizle sezona girerse ne olur o kriz? İşte Beşiktaş'ta Lens'in, Douglas'ın... E, lay için bir dakika bile oynamadan e, sezon boyu parasını alması gibi kadro dışı bırakırsın, oynatmasın ama parasını ödersin. Buna hiç gerek yok. Mesut Özil madem bu kadar büyük Fenerbahçe taraftarı, yönetim de istemiyorsa, yönetim istemediğine göre Horges da zaten hiç düşünmüyordur. O zaman karşılıklı anlaşacaklar. Ya, başka takımda oynamayacaksa oynamayabilir ve futbolu bırakır. O ayrı bir konu. Ben sanki abi... Ama şu Mesut Özil krizi, krizi çözülmezse Fenerbahçe şampiyon olamaz. Bir de o krizini olumlu ya da olumsuz çözmesi lazım. Bir abi. de orada şu da var başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Yani burada ben kesinlikle gitmiyorum bir tavrı da var. Tabii can. Yani yönetimle yani, restleşiyor Çünkü yani, yani... yönetim demiştir ki ona avukatlarla görüştükten sonra kriz çözülemeyince yine avukatlarına demiştir. Ya bu iş artık çok uzadı. Bu işi çözelim. Jesus hocamız geliyor. Planlama yapacağız. Biz Mesut Özil'i istemiyoruz. Mesut Özil de böyle açıklama yaparak Hı. taraftarı arkasını almaya çalışıyor.